falan filan gibi. Ahmet Hakan'ın uçak izlenimleri var. Orada diyor ki iki konu önemli şey için, Erdoğan için. Erdoğan'ın dikkat çektiği iki konu. Bir, teröristan kurulmasına karşı Esad'la mutlaka bir araya gelme arzusu. İkincisi de sığınmacılar sorununu çözmek. Yani sığınmacılar sorununu bunca zaman sonra gündeme alabiliyorsa, o zaman geçmişte yaptıkları hataları da herhalde kabul etmiş olacaklar, gözden geçirmiş olacaklar, kendilerini sorgulamış olacaklar. Öyle mi acaba? Şimdi sen demin söyledin ya. Çok önemli bir şey daha var orada. ÖSO ne olacak sorusunun cevabını da Ahmet Hakan gene izlenimlerinde yazmış. Diyor ki Suriye Milli Ordusu içinde yer alabileceğini düşünüyorlar. Nasıl olur böyle bir şey? Olur mu ya? Oku bakayım cümleyi bir daha oku. Diyor ki Türk yetkililer ÖSO'nun Suriye Milli Ordusu içinde yer alabileceğini düşünüyorlar. Bu nasıl bir şey? Yani bu cümle, bak bu cümle, bu okuduğun cümle Ahmet Hakan'ın dünyadan haberinin olmadığının kanıtıdır. Kendi yazısı. Madem sen onun için dedim ya oku. Evet. Dünyadan haberinin olmadığını, bırak yani Suriye'yi, belki Suriye'nin nerede olduğunu da artık bilmiyordur Ahmet Hakan. Kusura bakmasın Ahmet. Şimdi ÜSO diye bir şey yok. ÜSO diye bir şey yok. ÜSO'nun yerine Suriye Milli Ordusu zaten kuruldu Ağustos 2019'da. ÜSO yok. Neredesin Ahmet Hakan? Nereden geliyorsun sen? 5 yıl geriden mi geliyorsun? 10 yani yıl geriden mi geliyorsun? Paralı silahlı güçler Suriye ordusunun içinde mi yer alacaklar? Yani bu anlam çıkıyor hepsiz buradan. Tamam da ÜSO diye bir şey yok. ÜSO Özgür Suriye Ordusu. 2011'de Hatay'da kuruldu. Evet. Hatay'da kuruldu. O ÜSO ile birlikte 20, 30, 40, 50 grup kuruldu. Bir tek ÜSO Türkiye'de kuruldu. O zaman için söylüyorum. Geri kalanlar hepsi Suriye'de kuruldu. Yani işte bunlardan birisi Nusra, bunlardan birisi IŞİD, bunlardan birisi bir sürü İslami cephe, İslami bilmem, İslami. ÜSO Hatay'da kurulan, Suriye'den kaçan Suriyeli askerlerin kurduğu, Hatay'da Türk yetkililerle birlikte kurdukları bir orduydu. O ÜSO sonra dağıldı. Onun üzerinde bütün bu grupları 2019'da Ankara'da topladılar, 10 kadar grup. Bunların 3'ü de Türkmen Tugay'ı, geri kalan 7-8 tane var. Bunlar Ankara'da, Ağustos'ta Ankara'da, 2019'da Ankara'da kuruldu. Suriye evet. Milli Ordusu adını aldı. Gelelim o iki noktaya. Yani mültecilerle işte şey konusu. Yani orada bir teröristana geçit vermemek, Suriyeli sığınmacı sorununa çözüm bulmak. Bu da yani Ahmet ve diğer arkadaşlarının uzayda yaşadıklarını gösterir. O iki konuya gelinceye kadar ben diyeyim sana 100, sen bana de 500 detay konu var. Bak en az o kadar detay var ki bundan görüşülecek. Bunlar görüşüldükten sonra beklenti şu. 2 yıl normalleşme süreci 2 yıl sürecek. 2 yıldan sonra mülteciler konusu masaya yatırılacak. 2 yıl sonra. Kim öyle kim kala. Ondan sonra bu teröristan Suriye meselesi değil Ahmet Hakan ve diğer arkadaşlar. Amerika meselesi. Evet. Yani çünkü PYD-YPG, Fırat'ın doğusundaki PYD-YPG yanında Amerikalılar var, Amerikalılar. Amerikalılarla teröristlerin konuşması lazım Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad'la değil. Yani dolayısıyla teröristan meselesine hep böyle çok sempatik de bir kelime ya. Böyle hani değil mi? müzikal bir kelime. Onu konuşacaksanız o zaman NATO zirvesindeydi Sayın Cumhurbaşkanı. NATO zirvesinde konuşmasında, kapalı toplantıda çıkıp masaya vurması lazımdı. Şöyle demesi lazımdı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hey NATO, biz sizin işte en doğudaki işte şeyi, cephenizi koruyoruz hey NATO. O zaman siz de PYD-YPG'ye verdiğiniz desteği kesin. Yoksa ben buradan çıkar giderim, NATO'nun bütün üslerini kapatırım ama diyebilseydi. Amerika'nın da bir açıklaması oldu orada. Onlar da dediler ki biz Türkiye'yi IŞİD'le mücadelede çok kararlı ve niyetli, istekli görmedik dediler.
E tamam işte. O yüzden PYD ile iş birliği yaptık dediler. Açık açık da söylediler bunu. Erdoğan da deseydi. Tamam o zaman kardeşim. Ben paldır küldür giriyorum. Türk ordusunu sokuyorum şeye. Fırat ordusuna. Kim var orada? PYD, YPG, IŞİD, MİŞİD kim var? Hepsini süpüreceğim, götüreceğim Suudi Arabistan'a kadar. Deseydi. Ya da PYD, YPG'ye gönderilen silahların İncirlik'ten gönderilmesine izin vermem deseydi. Yani o kadar çok elde koz var ki kullanılamayan. Ya şimdi zaten sen şeyi söyledin ya en başta rol icabı işte oradaki gazeteciler işte soru cevaplar falan öyle bir şey yok. Şöyle yapılır orada. Basından sorumlu şeyde uçakta yani Erdoğan'la birlikte olan gelir Namık sen şu soruyu soracaksın. Hüsnü sen şu soruyu soracaksın. Ahmet sen bu soruyu soracaksın. Öyle yapılır bu. Yoksa valla hani ben bunu sordum da şöyle eğer sen bir inisiyatif kullanmak istersen yani iyi bir gazeteciysen şöyle yaparsın. Cumhurbaşkanı Erdoğan sorulara yani cevap verirken sen de çok sıkıştıracak bir soru değil. Yani hani biraz güldürmek için ya da yandaş olduğunu havayı yumuşatmak için. Daha yani bak ben hakiki yandaşım. Ne demişti Erdoğan Ahmet Hakan için? Hatırlasana bir şeyde. Gereğini yapmak. Bak Ahmet Hakan ne güzel yapıyor. Gereğini yapmak. İşte öyle olur bu iş. Yani gereğini yapmak koşuluyla sana böyle bir hafif bir şey açıyorlar. Selviye de akıl veriyordu. Bak Ahmet Bey gereğini yapıyor diyordu. Siz de gereğini yapın. Aynen. İşte bu demin senin okuduğun hikayede de gereğini yapmıştır Ahmet Hakan arkadaşımız. Ya maalesef ya bu medya bu hale geldi. Aklı zorlayan bir proje aslında Ahmet Hakan'ın o uçaktan izlenim olarak yazdığı ki özellikle de ÖSO'nun Suriye Milli Ordusu içinde yer alması. Yok öyle bir şey. Yani saçma sapan bir palavra. Yok ÖSO diye bir şey kalmadı. Evet. Kalmadı. En azından 8-9 yıldır ÖSO diye bir şey yok. Evet. Şimdi biz tabii o görüşmeden buraya geldik. Biden görüşmesi neden olmadı? Ya da zaten olmayacaktı da. Bunlar biliyorlardı olmayacağını ama bozuntuya da vermediler. O kadar konvoy gitti, uçak konvoyu gitti. Uçakla kervan düzüldü havada. Bir hava köprüsü diyelim. Eskiden öyle derler ya 5 uçakla falan gidince. Ama eli boş mu dönüldü? Öyle tabii. Sadece Biden yani görüşmesi değil. Yani NATO toplantısında efendim barış çağrısı yapmak. Erdoğan her gittiği yerde bir barış çağrısı yapıyor zaten. Yani ya tamam yani şimdi hani eli boş kelimesi hani biraz kibar bir cümle kullandın sen anladığım kadarıyla. Yani niye gitti, niye geldi ben anlamış değilim. Şöyle olabilir. Sonuçta NATO'nun 75. yıl dönümü protokol toplantısıydı bu. Bu zaten protokol toplantısıydı. Yani 75 yılını kutlamak için. Onun için Washington'da karar aldılar. Hani patron Washington olduğu için kutlama Washington'da oldu. Şimdi 2026'da Türkiye'de yapılacak biliyorsun NATO zirvesi. İşte o zamana kadar biz yaşarsak seninle gideriz o zirveye. Tabii bize alırlarsa biz de gideriz. İşte Amerikan başkanı kim olacaksa ona da işte takılırız bir iki bir şeyler sorarız ya da başka liderlere. Ben çünkü bir şeye gitmiştim bir zirveye. Mesela şey de vardı bu AGİK zirvesi vardı. Mesela Yeltsin gelmişti oraya. Gelmişti. Tabii bizi akredite ederlerse. Tabii ya Chirac gelmişti mesela Fransa. O zaman Demirel vardı. Gibi yani gidiyorsun orada Clinton vardı. Yani orada yanında duruyorsun. Yani orada hiçbir sorun yok. Ama bak sorun şu. Bizi akredite ederlerse. Biz de NATO üzerinden gider akredite oluruz. Yani burada Türkiye üzerinden değil de başka ülkelerin şeyine başvururuz onların üzerinden geliriz. Yani öyle şey olmaz. Burada yapmazlar tabii de yani iki tehlikeli gazeteci olarak kapıda bekleriz ya ne yapalım. Yani değil mi? Değil mi?
Şimdi ya şöyle, gazetecilik bitti yani. Türkiye'de gazetecilik yok. Maalesef. Anladım, sen de biliyorsun. Maalesef, yani, maalesef. Rezil maalesef bir durum. Şimdi o konuya şimdi girmek istemiyorum. Şimdi düşünsene, yani ben Silivri'ye kapatılma sürecinde o yandaş medya, şarlatanlar, üçkağıtçılar, sahtekarlar neler dediler benim için? Neler neler. Ne o konuya daha sonra gireceğim. Çok sert bir şekilde gireceğim. Çok ben sert. Şeyi hatırlıyorum şimdi orada. Şimdi bir şey demiyorum. Evet. Can Dündar Silivri'ye gitti. Konduğunda bir yandaş gazete sokmuşlar oraya, fotoğraf çekilmişler. Başkası girip çekemez. Manşet attılar, hatta yarım sayfa fotoğraf kullandılar. Can Dündar dubleks dairede kalıyor diye. Yani ya o kadar rahat ki keyfine bakıyor orada, tatile gitmiş gibi. Ya nasıl bir gazetecilik bu? Bunu anlamak tamam. Kendisi gitseydi içeriye, Can çıksaydı. Evet, evet, çok beğendinse sen git. Kal bir süre orada. Ya hiç unutma. Yani şeyle gene dedim ya, bu konuyu ya kendi YouTube kanalımda ya burada çok sert, ama gerçekten çok sert konuşacağım. Çünkü ki onlar orada çok, senin bir de özel durumun vardı. Orada bir de özel durumun vardı senin Silivri'de. Ya öyle bir sağlık olarak. Çok büyük bir acımasızlıktı o. Çok büyük bir vicdansızlıktı o yazılar, o haberler. Şimdi bak, o yani sağlık durumum şeyi ilgilendirir. Yani yargıyı ilgilendirir, cezaevi yönetimini ilgilendirir ve iktidarı ilgilendirir. Yani ben içeriye attıranlar için söylüyorum. Ben onlarla ayrı, o vicdanla Allah'la bırakıyorum bu işi. Ben daha çok bizim meslek, yani gazeteci bir geçinen işte tiplerle uğraşıyorum. Uğraşacağım daha doğrusu. Yani uğraşacağım dedim, anlatacağım. O kadar, başka bir şey yapacağım yok zaten. Çünkü neden? Neden? Şimdi o zaman bana ben yani içeri niye atıldım? Neden atıldım? Şundan dolayı, bak iki cümle. Bir, Erdoğan Suriye'nin iç işlerine karışıyor. İki, Türkiye Suriye'deki silahlı gruplara destek veriyor. Aha, bu iki cümle. Evet. Türkiye ordusu orada. Yani Türk ordusu şu anda Suriye. Suriye Milli Ordusu. Suriye Ankara'da kuruldu. Peki bütün bunları bırakıyorum. O zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda Esad'la niye görüşüyor? Esad ne istiyor? Esad'ın bütün şartlarını niye kabul ediyor? O zaman bana küfreden ve çok ağır laf eden bu ruh hastası gazeteciler şimdi çıkıp konuşsunlar. Evet. Değil mi? Gitsinler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desinler bana dedikleri lafı Erdoğan'a söylesinler, hadi bakalım. Hiç yani böyle dişe dokunur bir yorum yok zaten o taraftan. Şimdi beni orada üzen iki tane hikaye var bu konuda. Şimdi o yandaş medyadaki ruh hastaları, şarlatanlar beni ilgilendirmez. Onlara da cevabım var da şimdi değil. Şimdi iki tane ben üzen var. O zaman yandaş medyada görevli olan, program yapan ve şimdi muhalif görünen, piyasada muhalif olarak dolaşan gazetecilerin tavrı beni özgür. Yani onlar bana ambargo uyguladı. Arkadaşlarımız bunlar. Solcu, muhalif. Ama o zaman yandaş medyada çalışıyordu. İkiyüzlü olanlar ve tehlike olanlar bunlar. İkincisi ben cezaevinden çıktıktan sonra ve biz kısa sonra yani Ayşenur'la program yapıyorduk biliyorsan. Halk TV bana yasak koydu ya, Halk TV. Bu esas beni hani ne diyeyim sinirlendiren. Ben şimdi Halk TV telefon bağlantısı bile yasa. Sayın Halk TV yönetici arkadaşlarımız, neden? Bir söyleyin patron Cafer Bey ve oradaki yönetici arkadaşlar. Ben niye yasaklıyım Halk TV'de? Ben ne yaptım? Eğer ben Suriye konusunda Erdoğan'a karşı geldiysem şimdi Erdoğan benim dediklerimi yapıyor. 10 yıl önce dediklerimi yapıyor. Ki bu acılar yaşanmasaydı. Biz o zaman 10 yıl önce uyardığımız için zaten Silivri'ye kapatıldık. Evet. Onun için yani bir daha söylüyorum, uzatmayacağım, bunu kapatıyorum şimdi. Anlatacağım yani bu konuda çok sert konuşacağım. Hiç yani şakam yok bu konuda. Biz başka konulara geçelim. Bugün magazin boş, evet. Başka bir şey. Evet. Şu önemli bir şey vardı. Tekrar Trump'a dönelim, Trump olayına dönelim. Saldırgan bir cumhuriyetçi.